Bizler çok teşekkürler yani gerçekten. Bunu görmek çok güzel bir şey. Önce yine aynı şeyi soracağım çünkü yan tarafta da öyle yazıyor devamlı. Hep düğün. Bunu merak ediyorlar. Hmm. Can sen nasıl bir gelinlik giymek istiyor diyorlar. Nasıl bir gelinlik giymek istiyorum? Balık elbise modeline bir gelinlik istiyorum. Sırtı açık. Omuz kısımları dantelli. Ve uzun kuyruklu. İnşallah olur. İnşallah olur. Nasıl yani? Görürüz. Ama inşallah olur. Hmm. İnşallah. Ben de papyon yani hat gibi istiyorum. I don't know. Bir resimde görmüştüm ama. Güzel olacak. Hmm. Ülke belli mi peki? Yani tam belli. Bilmiyoruz. Yani Türkiye'de kalmak istiyor muyuz? Demeliyiz. Aslında düşünmüyoruz. Yani. Ankara'ya bekleyenler, Azerbaycan'a bekleyenler, İzmir'e bekleyenler birçok yerden size sevgi dileklerini iletmişler izleyiciler şu anda. Evet, sen o büyük ne diye. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Keseceğim böyle ince yapacağım. Hayır böyle. Yapma. Ayhan ışık gibi yapacağım. Hayır böyle. Tam direkt böyle hayır. Bir çizgi olacak. Hayır. Oyna. Sen Cansu Eser'le ne tür yani bıyık sakal ne tür tavsiyeler seviyorsun? Ben sakal seviyorum. Ben oynamayı da çok seviyorum. Ben de sakalım. Ben de çok seviyorum. Çok tatlı oluyor çünkü. Yani işte bak stresten. Böyle stresten. Yani, evet tarif de aldık. Musimce. Ne? What is it? Sarımsak. Herkes sarımsak. Evet sarımsak diyor. Evet, tamam sarımsak zaten sürüyor. Ve zeytinyağı. Zeytinyağı. Yine Almanya'dan çok yazan izleyicilerimiz var. Sorular soruyorlar. Cansel'le ilgili sorular soruyorlar. Çok tatlı olduğunu söylüyorlar. Siz de okuyorsunuz. Finlandiya'da. Finlandiya'ya gittin mi Eser? Finlandiya'ya hiç gitmedim ama Finlandiya'ya taşınacaktım. Ne? Evet. Direkten döndü o iş. Futbol oynadım senelerde. Ama hayır dedim. Finlandiya'ya gitmek istemiyorum dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen evde sizin strateji yaptığınız söyleniyor. Evet. Hatta ya gerçekten böyle bir strateji var mı? Bu nedir bu strateji? Mevzusu. Şaka bir yana bizim ilişkimiz inişli çıkışlı zaten. Yani strateji olarak görmeleri sadece eleştirmek içindir diye düşünüyorum. Onlar da biliyor bizim birbirimize nasıl olduğumuzu. Hiç umurumda bile değil yani gerçekten. Nasıl artık strateji yapılır ki yani? Ne demiş? Valla onlar daha iyi biliyor. Onlara diyor, o ne diyor? I don't care. Yani. Neyse. Peki sizce en büyük sorunuz ne sizdeki? En büyük sorun ne? En büyük sorun... ne efendim? Ne? Şu an bir kapasite olmaz. Şu anda bir evde olmamız mı? Yeah. Peki bir an önce çıkmak istiyorum buna. Peki şöyle bir durum söz konusu. Kimi zaman şöyle şeyler söyleniyor işte ailesi onaylamıyor, Efe'nin ailesi Cansel'i istemiyor. Bunun ne kadar gerçeklik payı var? Yani yaşananlar gerçek. Şu an sadece zaman. Hani ve zaman geçtikçe her şey iyileşiyor, güzel oluyor. Yani en azından negatife değil, pozitife de değil ama bir nötr oluyor. And bunu sadece zaman gösterip iyileştirecek. Cansel senin ailen nasıl bakıyor Eser'e? Benim ailem Eser'e gayet iyi bakıyor. Babam Eser'i çok seviyor zaten. Çok iyi anlaşıyorlar. Annem sadece bu Eser'in annesinin durumundan dolayı birazcık geride duruyor ve benim için aslında şu an evlenmemem gerektiğini düşünüyor annem. Niye? Neden evlenmeni düşünüyor? Yani şu an böyle kendini düşünüyor aslında. Ama babam
arkasında kararım. Annem de arkasında ama sadece fikri bir yönde. Evet, Efe'nin sakalları neden olmadığından herkes muzdarip. Herkes bunu soruyor. Neden böyle bir şey yapıldı diye. Evet, stresten buradaki yaşananlardan, yaşından artık sağlığımı kaybediyorum. Saç kalmamış. Mesela sosyal medyada aranız nasıl? Kullanıyor musunuz Twitter'ı, Instagram'ı? Sometimes, hani bazen bir tweet atıyorum. Pek zamanımız olmuyor ama çok bakıyoruz. Resim çekmediğim için, hani sadece gezdiğimde resim çektiğim için oradan fotoğraf atıyorum ama atamıyorum bu arada çünkü gezmiyorum. Bir de hemen buradan sizin de sosyal medya hesaplarınızı paylaşalım. Instagram hesaplarınız nasıl Cansel senin? Benim Cansel Jordan. And official SRS. Official SRS. Yeah. Senin de şeyin. Sayfa. Yani, bulmak isteyen buluyor yani. Mesela aldığınız en enteresan mesaj neydi Instagram'dan ya da Twitter'dan size gönderilen? Hepsi ayrı ayrı ilginç ve güzel. Bazıları çok yapıcı. I don't know. Bazıları da çok iğrenç. But hey, you know, herkes... Etkileniyor musunuz peki o sorular yazılanlardan? No, ben okumuyorum bile açıkçası yani. Bazen çok derin şeyler yazıyorlar. Ne gibi? Bu sırada denk geliyorum. Kendi hikayelerini anlatıyorlar. Mesela bir kadın bana video atmış ağlayarak. Aşkla ilgili bir şey anlatıyor. Ben çok etkilenmiştim. Cansel, hayattaki en büyük başarın ne? Bir izleyicimizden gelen bir soru bu. Hadi bakayım. Yani şu an baktığımızda... Daha gençsin. Evet, şu anki başarım şu. Yani çok gencim ama üniversiteyi kazanmak. Çünkü babam bu konuda bana çok baskı yapıyordu ve benim için çok önemli bir şey haline gelmişti ki gerçekten çok önemli bir şey bir kadın için ama en önemli şey haline gelmişti. Ve burslu olarak kazandığımda çok sevinmiştim ve babam bilin gurur duymasıyla gerçekten mest olmuştu. Senin eser? Hayattaki en büyük başarın mı? Adam olmanın sorumluluğunun altına girmeye istemek. Peki ne zaman? Birçok araya gittiniz. Ne zaman? Evet, soru, şöyle bir soru var. Birbirinizde en çok sevdiğiniz özelliğiniz? Her şey. Yani. En çok? I really, yeah, çok zor. Çok zor çünkü her şeyim. Yeah. Peki böyle bir kıskançlık huyunuz var mı? Aslında çok yok. Yani öyle bir şey yaşamadık. Yani. Yok, kıskanmıyoruz. Çünkü kıskanacağımız ben bir şey yapmıyoruz. Öyle mi? Evet. Ben seni kıskanıyorum. Ne kadar? Evet, uzun da. Ben onu çok kıskanıyorum çünkü çok seviyorum. Hmm. Peki pişmanlıklarınız var mı hayatta? Hayatta? Yok, kesinlikle yok benim. Hayatta kesinlikle geri dönüp hani bunu yapmayıp şunu yapmam gerektiğim şeyler oldu. Ama onları değiştirmek ister miydim? Hayır. Yaptığım her şeyi ilk yapmışım. Çünkü beni bu noktaya getirdi. Bu noktada hayatımdan okuyayım. Şu an sadece büyük bir stres altındayım ve her şey bütün dünya üstüme geliyor gibi böyle bunlar da geçecek, bunu da biliyorum. And her şey güzel olacak. Peki senin çok yoğun bir spor hayatın olduğunu biliyoruz Eser. Yeah. Şu anda spor yapıyorsun herhalde. Arada sırada, you know, I mean, burada inanılmaz zor bir şey tutmak. Çünkü çok yoğun bir tempo içinde. Yeah. Yani elimden geleni yapıyorum I think.
Diğerlerine nazaran ben gayet iyi tuttum kendimi. Bence de. Gibi herkes çok kilo aldı. Evet evet. Zaten sokakta görenler şey diyor. Oh wow sen şeysin. Şişman değilsin. O bana da çok zayıfsın. Evet daha zayıf gösteriyorsun. Peki Cansel'e de fikir veriyor musun? Sporla ilgili olarak ya da çok. Beslenmesiyle ilgili yeah, I mean, bazen işte ama dinlemiyor. Telefonu böyle konuşuyoruz gecenin bir yarısında ve elinde çikolatayla tam böyle uyuyacağız. Cansel diyor her akşam çikolata yenmez. Her akşam ya. Tam yatmadan önce. Ve beni de şey yapıyorsun yani beni de etkiliyorsun. Bak ne yazmış Cansel fizik kraliçe spora gerek yok. Oh wow, şimdilik. Şimdilik. Ben bakayım bir 30'undan sonra görüyorum seni. Daha 20 yaşında çıtır. Peki arkadaşlar, sorular gelmeye devam ediyor. Size zaten Cansel'in ne kadar iyi fiziğin olduğunu söylüyorlar bu arada. İzleyicilerimiz gördü değil mi? Hayır. Peki, şöyle bir şey var. Zaman zaman evdeki diğer gelin ve damat adayların tarafından kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz? I don't care. Kesinlikle yani, gerçekten hani I don't care. Gene eserin her zaman gibi umurumda değil. Umurumda değil. Keşke ben de öyle olabilsem. Sen biraz daha kafaya takıyorsun zannedersen. Evet. Dönüşlere Cansel. Evet, o yüzden eserli olmam çok iyi çünkü o takmıyor ve ben de bunun ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Ben takıyorum, takıyorum derken ama insan, çok ağır şeyler oluyor ve o ağır şeyleri yutmak zorunda kalıyorum bazen. Ve herkes yutamaz. Ve çok iyi tuttuğumu düşünüyorum. Tamam. Evet, bazı şeylere karşı. Ya. Ama hani ben hiçbir zaman birinden kıskanma duygusu yani benden çıkmaz denemez. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Kimseyi kıskanmam. If anything, ben de. Hani, I'll be happy for him, you know. But fakat ben bu sevgiye hiç muhtaç olmadım diye şey olmadım hani hiç istemedim. But... Ama iyi ki seviyorlar. Yeah, of course, of course. But hiçbir özelim kalmadı. Personal life, I have no personal life. Nothing. Evet. Bazı şeylerin bedelleri var demek. Yeah. Senaryo mu bu aşk hikayesi? Bizimki mi? Evet, bak yazıyor. Sizce sizce şunu bir yapasım geliyor mu şu anda? Oh my god. Hayır. Yeah, Jesus man. Yani kurgu değilsiniz yani onu soruyorum. Oh my god yani, lütfen. Bir 10 dakika ekledeniz cevabınızı alırsınız bence. Peki zaman zaman yani damat, gelin olmak, bir de kriterler sahibi olmak gerekiyor insanların gözünde. Damat böyle olmalı, gelin böyle olmalı. Annelerin babaların da böyle fikirleri var. Sence kriter olarak Eser iyi bir damat adayı mı? Kesinlikle. Hangi özelliklerinden dolayı? Her özelliği. Mesela hangiler? Bir kere çok içten oluşuyor. Yani içten bir insan. Kendini içinden geldiği gibi yapıyor. Yapan hiçbir şey yok. Diğer insanlardan farkı da bu yani zaten. Yani o kadar umrunda olsa herkes gibi oturur dedikodu yapar ama o ne yapıyor? Hep geride oturuyor. Bu çok önemli bir şey. Niye biliyor musun? Niye geride oturuyor? Niye? Çünkü artık öyle bir raddeye gelmiş ki herkes. Artık konuşulan konu
o kadar negatif ki. Herkes her şeyi şey almaya müsait. Yanlış algılamaya müsait. Evet. Ve onu açık alıp da patlamaya müsait. Yani, o yüzden o enerjiye hiç bulaşmamak istiyorum yani. Kendi kenarına çekiliyorum. Benim yanıma gelmek konuşmak isteyen varsa konuşuyor annete. Mekanı belli yani. Exactly. Mesela demişler ki düğün olimpiyat tadında yapılacak ancak sağırız. Cennetçiler. Düğünümüz için. Yani o kadar büyük bir kalabalık düğünde olmak ben istiyor. Ben hiç öyle bir düğün düşünmüyorum. Nasıl bir düğün düşünüyorsun? Sohbetin başında konuşmuştuk. Senin düğünün nasıl bir düğün? Çok yani biz bize oluruz yani. Belki buradan yayın yaparız biz de o düğünü. Yeah. Nasıl bir şey olabilir peki? Olabilir bence. Söylesene ya biz bize dedin. Aç biraz. Artık hiçbir... Şunu hissediyorum ben artık hayatımda. Hiçbir özlerim kalmadı. Yani bari hani artık tutunmaya çalışıyorum bazı şeylere. En azından şu özlerim kalsın. O düğünü yani, baş başa olmak. O benim özlerim olsun bari. Yani, bu saçma gelebilir, but you know it's... Veya kırılabilirler. Ne var kırılabilirler diye yani anlamayan olabilir, but gerçekten artık şuradan çıkıp bir çay içmek bile şey. Yani, Canışlarına gelen en sizi mutlu eden armağan hangisiydi? En unutamadığınız? O kitap. Bana kitap yazdığınızda. Thank you so much. That was... Ona... O benim bir baş köşemdi. Senin cansın... Bana da aynı şekilde. Bana da bir defter yaptılar. Ve geceleri onu okudum. Gerçekten duygusal oldu yani. Tabii evinizde, her ikinizde onları saklıyorsunuz. Evet. Sizle beraber herhalde o defterler. Benimki evde duruyor. Senin de bir yazma özelliğin var. Elif doğum günün kutlu olsun. Eser, Elif'e selam söyledi burada. Senin de yazma kabiliyetin var. Eser, Cansel için bir şey yazıyor musun? Bu arada. Onu görmediği. Ben ayrıyken yazmıştım işte o dediğim defter geldiği zaman. Ayrıyıp kalmak yoksa onları kalmıştım. Ben bu arada yazmıyorum. Hani çok... Diriltiriyorsun belki de. Yeah. Şu an yazma dönemim değil herhalde. Bu da gelecek. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Son bir söylemek istediğiniz sizi izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sizi çok seviyoruz. O kadar. Ben bunu düşüneyim. Ben seyircilerle baş başa kalabilir miyim? Evet kalabilirsin. Really nice. Okay. Ben orada o zaman burada... Hayır tabii ki. Ben sizin mi burada? Okay. Bunu bir canlı yayın olduğunu biliyorsun. Evet. Söyle diyeyim. Ne hissediyorsan onu söyle. Ben... Soruları cevaplıyorum ben. Yani. Zaten son 30 saniyemiz. Bitmek üzere. Oh. Well, teşekkür ederim katılanlara. It was fun. And teşekkür ederim her şey için. Sevdiğiniz için. This is awkward now. This just got awkward. I guess we just... 30 saniye mi kaldı? Bitti şu anda. Bitti mi? Evet, en fazla yer farkındayız arkadaşlar. Okay, see you guys. Alright, let's go. Thank you.